Butona basan cevap verecek. Ömer abi suda değil, butonda olacak elimiz. Başarılar diliyorum. Başarılar dilemiyorum. Doğumdan sonraki ilk 30 güne ne yapabilir? Yeşim Gör, Ankas hayvancılıkla çalışıyorum. Daha çok C vitamini eksikliği nedeniyle kandaki kalsiyum seviyesinin... Neydi lan narkoz? Bileme, tamam mı? Sen daha gençsin. Bileme. Ben veteriner hekim Rıdvan Kaya, Kars'tan geliyorum. İlk sağılan süte verilen isim... Reklam yağrıda korktuk. Hadi bakayım. Evet değerli izleyiciler, yeni bir yarışmayla daha sizlerle beraberiz. Hızlı ve bilgili yarışmasında bugün yarışmacılarla birlikte yapacağız. 8 tane arkadaşımız yarışacak. Önce 4 tanesi elenecek, daha sonra 2, sonra finalde kazanan arkadaşımıza da telefon hediye edeceğiz. İsterseniz öncelikle kısaca yarışmacılarımızı tanıyalım. İddialı mı istediniz hanım? Evet, sizi tanıyalım. Ben veteriner hekim Rıdvan Kaya, Kars'tan geliyorum. Serbest klinisyenlik yapıyorum. Yarışmalar hakkında başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. O zaman hazırsak ilk sorumuzla şöyle karıştırayım. Altlardan bir tane rastgele soru seçiyorum. Butona basan cevap verecek. Kanda keton cisimciklerinin bolca bulunması sonucu ortaya çıkan hastalığın adı nedir? Tebrikler. Hazır mıyız ikinci soru için? Yem içeriğinde bulunan suyun tamamı alındığında geri kalan kısmına ne denir? Posa. Maalesef. Var mı bu cevap hakkında? Kuru madde. Doğru. Deniz Hanım önde gidiyor abi. Üçüncü soruyu eğer bilirse maalesef otomatik elenmiş olacaksınız. Onun için sizi bu soruda gönlüm sizden tarafa diyerekten. Sıkıntı yok. Doğumdan sonraki ilk 30 güne ne ad verilir? Tost. Tebrik ederim. Yarı final için size kulaklığınızı hediye ediyoruz. Tebrik ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Sizinle yarı finalde görüşmek üzere diyorum. Bilmediğin meydana çıkacak böyle. Mehmet Ali sen yine de zorla. Kısaca bir tanıyalım abi size. Gönlüm senden tarafı Mehmet Ali abi. Evet abi seni tanıyalım. Sen beni tutuyorsun aslında değil mi? Kesinlikle. Ha, ben Ömer Eriğul, Denizli Çivril'de 35 yıllık veteriner hekimim, serbest olarak çalışıyorum. Bu mesleğin mensubu olduğum için de çok gurur duyuyorum. Evet sorumuz geliyor hazırsak. Bakanlık tarafından zorunlu olan dişi buzağlara göze damla şeklinde yapılan aşı hangi? Brucella. Tebrik ederim. İneklerde doğumdan sonra ilk sağılan süte verilen isim? Kolostrum. Tebrik ederim. Evet evet. Durum 1-1. Evet. Hızlı bir şekilde 3. sorumuza geçiyoruz. Daha çok D vitamini eksikliği nedeniyle kandaki kalsiyum seviyesinin... Neydi lan narkoz? Aynen oğlum. Boşallık koyun bakalım. Aynen oğlum. Kandaki kalsiyum seviyesinin gerisi sende abi. Hipokalsemi. Kabul etmiyor. Lütfen ne var? O zaman bu soruyu yenileyelim. Tamam, ötekini de ben biliyorum zaten. Gebelik süresince korpus luteum tarafından üretilen bir hormonun adı nedir? Progesteron. Tebrikler. Hazır mıyız? Evet. İneklerde östrus süresi kaç gündür? Evet. 21 günde bir mi? Onu mu diyorsun? Evet. Ha, tamam. Onu diyorum tam. 2-2 gayet heyecanlı son soru bilen. Nişastası en yüksek tahıl hangisidir? Mısır. Tebrikler. Böyle olacağını biliyordum ben. Abi, şöyle. Evet. Bu benim bütün amacım, bu kongreye gelirken bütün amacım. Evet değerli izleyiciler, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle kısaca yarışmacılarımızı tanıyalım. Buyurun. Merhabalar, ben Yeşim Gör, Ankas hayvancılıkla çalışıyorum. Zooteknistim. Başarılar diliyorum. Ben de hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden hızlı olan yarışmamızın sloganına uygun bir şekilde sağım sonrası meme hijyeni için yapılan uygulamaya ne cevap verir? Küçük başla ilgili bir soru geliyor. Koyunlarda deli baş hastalığına sebep olan parazitler hangi hayvanın dışkısından bulaşır? Doğru. Tebrik ederim. 2 oldu. Besleme soruları. Besleme soruları şansını da şöyle karıştırayım. Memede kızarıklığa, şişliğe, ağrıya neden olan Mastitis. Doğrudur. 2-1. Geviş getiren hayvanlarda sindirim kanalındaki midenin ilk bölümü Rumen. 2-2. Son sorumuz. Uzağlarda sütten kesildiğinde doğum ağırlığının ne kadarı olmalıdır? Doğum ağırlığının ne kadarı olmalıdır? 3 katı. Maalesef yanlış. Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonu ne denir? Parot hormonu. Doğru. Ama ben de PRT. Hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle kısaca tanıyalım çok hızlı bir şekilde. Ben veteriner hekim Burak Çobanoğlu. Balıkesir'de klinisyenlik yapıyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar dilemiyorum. Hızlı bir şekilde sorumuza geçiyorum abi. Uterus yangınına... Metrit. Süpersin. Sendeyiz abi, basmayacağım. Soya ne tür bir besin kaynağıdır? Protein. Sıra bende. Tamam. Hazırsanız geliyor abi. Veteriner fakültesi eğitim süresi en az kaç yıldır? 5. Bu tarafta abi. Işık orada yandı. Bendeydi sıra, şimdi sende. İneklerin yüksek düzeyde konsantre nişasta ve şeker içerikli yemleri tüketmesinden kaynaklanan asidoz. Tebrik ederim. Son sorumuz. Mastitis yapan en yaygın... Doğru. Kardeşim tebrik ederim. Tebrikler. Şöyle hemen kulaklarınızı verelim. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Tamam. Bileme, tamam mı? Sen daha gençsin. Bileme. Sen daha... Gençsin bak bir. Bile, nasıl olsa bilemediğin yerleri öğrenirsin sen. Senin öğrenme şansın var ama. Ömer abi. Geçmiş tıbbi öykü veya hasta hikayesine ne denir? Anamnez. Tebrikler. Ben bunu bilmiyordum ama. VKS açılımı nedir? Tebrikler. Ömer abi sen ne yapıyorsun? Ömer abi suda değil, butanda olacak elimiz. Yanlış yerde abi. İnvolüsyon nedir? Ne soru yanlış? İnvolüsyon sadece turist olmaz. Olmaz, her yerde olur. Her yerde olur. Evet. Evet. Onun bir de involüsyon süresi vardır bir de. Ömer abi. Sevmem ben bunu. Ötekini verin bana ya. Reklam mühendisliğinde korpus. Hadi bakayım. Tam söylüyorsun. Anlamayacağım. Butona bastıysan orada bitiyor olay. Ne anladın? Reklam muayenede korpus teorimiz bitti. Ondan sonrası... Yanlış. Bir soru... Devam edelim. Otomatikten bilmiş saymamız lazım. Hayır olmaz. Evet öyle olmalı bence de. Anlarız ya. Efendim? Korpus sistemi varsa hangi hormon yapılır? Biz zootekniste... Yok hayır bir dakika. Şimdi bunu bilmem lazım. Prostaglandin mi? Tebrik ederim. Yem karmada karılmış haline ne ad verilir? Diyemez. Ama... Abi, hep bana böyle oluyor. Teşekkür ederim. Söyleyeyim mi? Total mixed rasyon. Ultrason muayenesinde folikülü varsa... Cevap? Burada yazanı söylersen sıkıntı yok bence. Fazla vaktin yok. Sunum başlayacak. Evet, tamam. Eğlendin abi. Ya bir daha soracağım. Tamam yani. Direkt tarafı söylüyorum. Ya ama bir şey diyeceğim. Protokol hangi hormon ile başlar? Ha, protokol hangi hormon ile başlar? Evet. Folikül varsa. Evet. Şimdi bizde folikül oluyor. Çiftliği düşünmeye çalışıyorum. Zooteknistim arkadaşlar yani. Evet, ya cevap veremedi, devam. 2-0'dan alacağım ben bu yarı. GnRH mı? Evet. Zaten birkaç tane hormon var. Gonadotropik hormon diyorum. Zooteknisler. Eller butonlarda gayet güzel. Sığırların yiyecek harcı, tavda, duvar, altlık gibi yabancı maddeleri kemirmesi, yemesi hastalığına. Ay, yabancı yok. Cevap veremedi zaten. Hanımefendi doğru bildi. Kırkbayır'ın Latince ismi nedir? Kırkbayır. Retikulum. Yanlış. Masum. Salladım ya. Ah ya. Ovaryum geliştirici hormonun adı? Ovaryum geliştirici. LH mı? Luteinize. Maalesef. TSH. Hepatitis kelimesinin Türkçe anlamı? Doğru. Solunum yolları enfeksiyonlarına? Pnömoni. Tebrikler. Durum 2-1 oldu. Hadi bakalım. Hadi birazcık. İneklerde 305 günlük süt verimi. Tebrikler. Biliyordum. Tebrik ederim abi. Memnun oldum. Güle güle kullanın telefonu. Teşekkür ederim. Sayın hocam, sizlere ödülü vermek üzere. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler Serhat Bey. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Evet değerli izleyiciler, kongremizde düzenlemiş olduğumuz hızlı ve bilgili yarışması gayet keyifli, hızlı ve heyecanlı bir şekilde geçti. Bir başka yarışmada görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.